Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılındaki Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen mukaddes emanetler, özellikle Ramazan aylarında binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Daha çok İslamiyet'in ilk dönemlerinden hatıralar taşıyan mukaddes emanetler, Hazreti Peygamber'e verilen değerin ve sünnetine bağlılığın bir göstergesi olarak Topkapı Sarayı'nda titizlikle muhafaza edilmektedir. Mukaddes Emanetler Dairesi, Topkapı Sarayı bünyesinde mukaddes emanetlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği bölümdür. Topkapı Sarayı kompleksi içinde 3. avluyu oluşturan Enderun Meydanı'nın kuzeybatı köşesinde yer alır. Mukaddes emanetler arasında Peygamberimizin hırkası, sakalı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, ayak izi, mektupları, oku ve kılıcı, su içtiği kabı, Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin kılıçları, Hazreti Yusuf'un cübbesi, Hazreti Fatma'nın gömleği gibi yüzlerce değerli eşya bulunmaktadır. Hırka-i Saadet'in bulunduğu bölümde asırlarca süren Kur'an-ı Kerim tilaveti günümüzde de devam etmekte ve 24 saat boyunca Kur'an okunmaktadır.